Kızgınlık göstermeme ile alakalı genel bir problem var rahim yırtıklarında sebebi nedir hocam? Öyle sorayım size. <laughs> evet yani ya da müdahaleler doğru mu demin anlattıklarınızdan yola çıkarak yani değil herhalde soralım. müdahaleler zaten şimdi bu rahim yırtığının içinde ne var onu bilmiyoruz yani bir lüzumsuz müdahale mi var yani ne oldu da rahim yırtıldı? çok görülen bir durum mudur? E şimdi işte yanlış müdahaleler genelde yapıyor ama tabii ben oradaki durumun ne olduğunu bilmiyorum hı hı. ama yani ha, ha, hayalimi Detaylı şöyle. soralım Size şöyle söyleyeyim. Şimdi iki bacağı böyle çıkacak da başı da burada evet. böyle bu şekilde çıkması lazım. Diyelim yani atıyorum şimdi görmediğim için bu bacak böyle durduğunu farz hı hı. edin. Böyle geldi. Ne olacak o zaman? Bu bacak burayı dürtecek rahimi. Eğer bunu Nazik bir şekilde alıp buraya koymazsak ve hayvana hala asılırsak ne olur bu bacak rahimi yırtar. Ya Örnek konuşacağım. Şimdi o zaman doğumu normal pozisyonuna getirmemiz lazım. Basit bir şey aslında bu. Ama biz bu basit şeyi kötü bir hale de getirebiliriz. Örneğin ee, lüzumsuz çekeriz. Lüzumsuz çekince bu buraya batar. Veyahut iki bacak içeridedir baş çıkmıştır. Asılırız iki bacağı rahime batırırız. Rahimi yırarız. Yani bunun arkasında bir lüzumsuz şey mi var? Çekme mi var? Normal oluşum haline getirmeden çekme mi var? Rahim niye yırtılsın? Onu bilmiyorum. Bir de deminden beri anlattığım benim şu. Son atmama, rahim iltihabı bilmem ne bilmem ne. Bunların hiçbiri olmasın diye ben söylüyorum. Olduktan sonra çare arayalım diye değil. Sonunu atamıyorsa hayvan bunun arkasında bir şey vardır. Rahim iltihabı problemi varsa bunun arkasında bir şey vardır. Bunların hepsinin koruyucu hekimliği var. Ve genelde de tekrar ediyorum bunun gerisinde yani olayın kökeninde daima kuru dönem bakım beslemesi vardır. Hocam yine rahim yırtığını antibiyotik müdahalesi olmuş bir soruda oradan evet. var. Ee, doğru bir müdahale midir? E, doğru yani şu var şöyle, hocam, aslında bu soruları şundan şöyle soruyorum ki. Şöyle rahimi toparladık da eee diktik de atıyorum bıraktıysak tabii ki bir operatif müdahaledir. Antibiyotik kullanacaksınız. E, bu soruları şundan sorayım ki izleyenlerimizin e, kafasında belli ki soru işaretleri oluşmuş. Bunun kaynağı da şu problemler çözülmemiş. Yani yapılan müdahalelerden sonra problemler kalıcı hale dönmüş. Çözüm bulunamadığı için de herkesin aklında i̇şte, müdahale bakın, doğru mu bakın, diye soru hep, işareti de var. Hep lüzumsuz yere geldiğimiz noktadan başlıyoruz. Ne Hı -hı. olmuş? İşte Rahim iltihabı olmuş olduktan sonra çare arıyoruz. Hı -hı. Ne bileyim rahim yırtılmış olduktan sonra çare arıyoruz. Hı -hı. Ne bileyim işte döl tutmuyor olduktan sonra çare arıyoruz. Halbuki bunların tümünün koruyucu hekimliği var. Tablosu var.